İyi akşamlar sevgili seyirciler. Kanal B ekranlarına soru yorum programına hoş geldiniz. Bu akşam ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Bıdı stüdyo konuğumuz. Hem ANFAŞ'ı konuşacağız hem de Sayın Bıdı'nın sağlıklı yaşama dair vereceği sırları tartışacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetimizi kırmadınız. Yoğun programınıza rağmen konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Söylediğim gibi ANFAŞ'ı konuşacağız. Sizin sağlıklı yaşam tecrübelerinizi konuşacağız ama öncelikle ANFAŞ'tan başlayalım isterseniz. Yılda kaç fuar yapıyor ANFAŞ? Önce o soruyla başlayalım. Akabinde tabii ANFAŞ'la ilgili başka sorular da olacak. Evet, yılda kaç fuar yapıyor? 2010'da kaç fuar yaptık? Bizim şu anda 2017-2018 tarihleri arasında 27 fuar gerçekleştiririz. Bazı fuarlar bazı nedenden dolayı iptal olabilir ama bu 25 fuar aşağı yukarı sabit. 2018'de ise bizim şu anda oto show var, bot show var, mobilya fuar var. En önemlisi de Historek var. Dünya Sağlık Spor Turizm Kongre Fuarı 15 5 Nisan 8 Nisan arası 2018'de. Ondan sonra Haziran'da Dostosu var. Yine bunun gibi daha bizim şu anda Beğendiniz talepler geliyor. Bu talepleri de değerlendireceğiz. ANFAŞ'ı en iyi şekilde karlı bir şirket haline getirmek istiyorum. mi? ANFAŞ'ı bilmeyenler için kısaca bir özetlemek lazım. Gerçi ben direkt sorudan girdim ama kaç fuar diye. ANFAŞ 94 yılında kurulan 70 ortaklı fuar ve kongre organize eden bir şirket. Doğru mu efendim? Doğru. Bunun da %35'lik hissesini sizin şirketiniz sahip ama geri kalan hisselerde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir Belediyesi ve 70 ortakta ayrılıyor. İşte bazı Kısaca ortaklar. ANFAŞ'ın bir yapısını da bilmeyen izleyicilerimiz için kısa bir özetle geçersek çok iyi olacak. Siz zaten aşağı açıkladınız. Ama büyük ortaklar işte bu %5 ticaret odasından sonra işte burada şirketlerin işte Ado Çimento, işte Kıvrak devam ediyor. Böyle aşağı doğru %2, %3. Bazı ortaklarımızın şu anda bir hissesi var. 20 lira, 25 lira, 30 lira. Ama son 15 ortaktan sonra çok binde rakamlarına düşüyor. Zamanında işte burada hep beraber ortak olduk. ANFAŞ'ta neden ortak olduk? Hepimizin işi gücü var. Ama ben bundan 25 yıl önce biz otellerin lobilerinde fuar yapıyorduk. Küçük küçük alanlarda. Ben de 30 yıl önce yurt dışından geldim. Yurt dışındaki fuarları görünce oradaki mekanlar çok büyük. Fuarların turizme o kadar katkısı var ki biz hala millet olarak ya da şehirdeki belediye başkanları, halk bu katkıyı tam olarak algılamıyor. Bura gelen insanlar yalnız geliyor. Mesela ben kendimden örnek vereceğim, affedersiniz. Yurt dışına fuara gidiyorum. Oteller çok pahalı fuar zamanı. İki, taksilerde kuyruk bekliyoruz. Efendim, lokantalarda kuyruk bekliyoruz. Bu kadar yoğun o şehri görünce daha sonra o şehre ister istemez gezmeye de gidiyorsunuz. Tam tersini yapalım. Antalya'ya geldikleri zaman da Antalya dünyanın en güzel mekanlarından birisi. Yalnız geliyor, daha sonra eşine dostuna tavsiye ediyor. Bir turist 10-15 turist de beraberinde getiriyor. Burada bizim ANFAŞ'ta ortaklarımızın kazancı 100 liranın 10 lira, 15 lira biz kazanıyorsak geri kalan 85 lira şehre kalıyor. Şehirde bir hareketlilik oluyor. Alışveriş mağazaları, lokantalar. Yani orada buraya gelen insanlar paralı insanlar. Fuara katılan insanlar zengin insanlar, iş adamı insanlar, iş kadın insanlar. Evet. Önemli bir aslında açığı kapattı ANFAŞ 94'ten bugüne kadar kentteki fuar ve kongre turizmine de çok büyük katkı sağladı. Sizin de söylediğiniz gibi zaten önemli fuarlar da var. 27 fuar gerçekleştirmiş belirttiğiniz gibi ama en çok konuşulan da konuşu zarar ediyor. Şimdi ANFAŞ böylesine önemli bir açığı kapatıyor fuar ve kongre merkezi. Hem Türkiye'nin hem Antalya'nın açığını kapatıyor ama
Niye zarar ediyor? Siz bir iş adamısınız. Gerçi bir yıldır yanlış hatırlamıyorsam yönetimdesiniz ama... Ben 7 ay geçen Nisan'da... Bir yıl olmamış henüz. Evet. Neden zarar ediyor efendim? Zararın sebebi nedir? Şimdi biz geçen yıl bizim fuarımız 20 bin metrekare kapalı alan iken biz geçen yıl %100 büyüme gerçekleştirdik. 20 bin metrekareyi 40 bin metrekareye çıkardık. Ciddi bir yatırım yaptık. Bizim kasamızda paramız vardı ama çok büyük bir yatırım. İşte buradan da 6 milyon euro kredi kullandık uzun vadeli. Ama bu ileriki yıllarda para kazanacağına inandığım için biz de uzun bazı banka satmak istedi, bir yıl bekledi alan. Ben elimi taşın altına koydum. Kardeşimi ikna ettim. Hatta buradan da kendisi bizi seyredecek. Bu hisseyi bana aldırdın, 400 bin dolar zararım oldu. İşte ben bunu yerine şunu yapsaydım, bunu yapsam, hisse alsaydım, arsa alıp satsam daha fazla para kazanacaktık. Affedersin, kazanacaktım diyorum. Ben dedim ki her şey para değil. Buranın da bir zevki var. İşte ambaş, orada olmak, uzun vadede kazanacağına inandığım için buraya ben de fazla hisseleri alan olmadı. Banka bir yıl bekletti. Bazı arkadaşlar alır mısın diyorlar. Ben başka arkadaşlara yönlendiriyorum. Gelin siz de ortak olun diyorum. Bu şekilde. Ama sonuçta iş adamısınız. Kar zarar dengesini mutlaka hesap etmişsinizdir. Evet. Bir yatırım veya bir Antalya turizmine katkı, Antalya iş dünyasına katkı olsun diye de almış olabilirsiniz. Evet. Bu tabii ki sizin fikriniz. Zarar ne kadar efendim? Yani 7 aylık şimdi veya daha öncesinde daha önceleri ben nedir? Tam bizden önceki arkadaşlar ben yönetime bir önceki Sadık Bey'in zamanında yönetim kuruluna girdim. Daha önceki zararları bilanço yapamam. Bu önümüzdeki geçen yılın zararı tam şey bilanço çıkmadı. Ama bana verilen rakam 750-800 bin lira civarında. Geçen yılın zararı. Böylesine büyük bir yatırım, böylesine büyük ek yatırımları göz önüne alırsak bir iş adamı olarak bu sizce ciddi bir zarar mı yoksa atlatılabilecek bir yok, zarar mı? Yok, bu atlatılabilir zarar. Yoksa atlatılabilir olmak zorunda. Burada ben kendi işimi bıraktım. Benim esas kendi şirketim var. Evet. Normalde ben onun ben oradan Allah'a şükür para kazanıyoruz ama buraya son bir de genel müdür değişikliğimiz oldu. Bu gıda ve mutfak ekipmanlarından fuardan önce geçen hafta fuarımız vardı. Elimi taşına koyduğum için bir de benim kendi hissem önemli değil. Burada 70 ortağın sorumluluğu var. Burayı ben kâra geçirmek zorundayım, mecburum. Önümüzdeki yıllarda veya önümüzdeki 5 yıl içerisinde planlanan ve görülen kâr ne olur sizce? Planlamıştır muhtemelen yönetim. Vallahi buradan tabii kısa sürede bu kâr beklemek burası bir hobi gibi ortaklarımız ama sonuçta kârlı çıkacaklarını ben buradan ona söylüyorum. Bir de geçtiğimiz günlerde bu bilançonun dışında geçtiğimiz günlerde konuşulan diğer bir konu ise yiyecek içecek fuarındaki içki ruhsatı konusu vardı. Hem ulusal basında haber oldu hem de çok tartışıldı turizm kentinde bir uluslararası veya ulusal bir fuarda içki ruhsatı olmadığı için bazı firmalar katılmadı denildi, yazıldı, çizildi. İşin aslı, işin fesli nedir? Şimdi tabii basında siz de okudunuz çok bazen doğru olanlar, doğru olmayanlar işte 18 firma içki, işte rakı, şarap ya da alkol satan firmalar geri çekildi diye ben de okudum. Ama işin aslı öyle değil Ahmet Bey. Şimdi neden? Bizim oraya katılan iki tane firma vardı. Biz baktık ruhsat gecikmesi yaşayacağız. Çünkü biz yatırım yaptık. İşte oranın ruhsatı bir prodüsör bizim tahminimizden uzun sürdü. O zaman dedik ki biz ruhsat yetişemeyecek. Onların paralarını iade ettik, el sıkıştık, gelecek yıl dedik kesinlikle bir sorun olmayacak ve ayrıldık. Tabii bu arada işte basında çıkan olaylardan sonra sağ olsun Sayın Valimiz devreye girdi. Ankara'dan aradılar, biz Tarım İl Müdürlüğü'ne gittik. Zaten bizim dilekçemiz vardı
Aksu Belediyesi'nde biraz daha hızlandı. Fuarın başlamasına bir gün kala biz salı gün saat 4-5 gibi ruhsatı aldık. Bu arada o firmaları aradık. Teşekkür ettiler. Biz kararımızı verdik. Ayrıldık. Başka bir firma geldi. Yine alkol, şarap firması. Onu hemen standımıza aldık. Daha doğrusu bir tane firma şeyde gıda fuarında orada ürünlerini sergiledi. Aslında bu yiyecek içecek fuarı profesyonel ziyaretçilere açık bir fuar. Evet. Yani, belki de ondan değil de 18 yaş altı ziyaret olur diye mi böyle bir yasak veya bir kısıtlama söz konusu oldu? Vallahi o yasayı tam olarak bilmiyorum ama bizim zaten fuarımıza ziyaretçilerin 18 yaşı altı zaten biz kural var almadık alkol yasasından dolayı. Nasıl oldu ben de birmiyorum. Bazen çok bilgi kirliliği oldu, çok karmaşa oldu. Ben de basın bildirisi dağıttım. Sayın Valimiz de zaten bu olayı hızlandırdık, çözdük. Ama önümüzdeki yıl böyle bir şey yaşanmayacağını, biraz önce de zaten buraya gelmeden önce ben Tarım İl Müdürü'ne görüştük. Fuara bir ay kala ruhsatımızı alacağız. Zaten biz devam değil, fuardan fuara bizim mesela işte alkol, gıda fuarı olduğu zaman alkol sergileyecek firmalar da şimdiden bizim hiçbir sorunumuz olmayacak. Gelecek yıl 4 hafta önceden ruhsatı alıp cebimize koyacağız. Onlara da buradan sesleniyorum. Hı-hı. Gelecek yıl 17 firma katılmadı. Sadece 2 firma katıldı. Bizim 40 bin metrekare alanımız var. Herkesi oraya bekliyoruz. Evet. Bir diğer konu da Anfaş'tan gidiyoruz. Hazır sizi de yakalamışken böyle çok konuşulan konuları sormak gerekiyor. Geçtiğimiz aylarda Yörex fuarı yapılmıştı. Evet. Özellikle sizin yörenin nesi meşhur diye çok da geniş Türkiye'nin farklı kentlerine katılımı oldu, evet. Ama Anfaş'ın şöyle bir eksikliği oldu. Isıtma ve soğutma ile ilgili sorun yaşandı. Orada yapılan işte yemekler veya şeyler, kokular birbirine karıştı. Bayağı da bir tepki gördü. Bunun yani hiç yaşamadığımız bir konuydu aslında Anfaş'ta. Neden böyle bir şey yaşandı o Yörex fuarında? Evet, orada doğru. Dediğim gibi biz mekanı büyüttük. Orada teknik sorun oldu ama o da kısa süre yani deneyler yapıldı, çalıştı, denedik. Ama teknik bir sorun oldu, onu da çözdük. Sonra o sorun da kalkmış oldu ama tekrar biz şimdi ikinci yedek santral aldık. Önümüzdeki yıl böyle bir şeyin yaşanmayacağını buradan da sözünü veriyorum. Yani 40 bin metrekarelik büyük bir alanı ısıtmak, soğutmak oldukça zordur. Biz onu işte büyüttük ve santrallar aldık. Önlemini aldık, yedek santralımızı aldık. Mesela bu fuarda sıcak oldu dediler, soğutmayı açtık. Sonra dediler ki burası soğuk. Yani... Hı. Ama ortayı bulmak biraz zor. Çünkü orada o kadar ışıklı, işte floresanlar, ampuller, işte orada bir de mutfakta, gıdada aşçılar deney yapıyor, fırınların sıcaklığı, gıda fuarında herkes mikrodalgasını getirdi, özel herkes hat çekti, çektirdik. Bir taraf çok sıcak, bir taraf serin, soğuğu açtık, tekrar ortayı bulduk ama dediğim gibi önümüzdeki yıllarda olmayacak. Belki bölüm bölüm gıda fuarını fırınlar çok çalışan yeri çalıştırıp normal otel ekipmanlarında ayrı bir bölüm ısıtmamız gerekiyor. Tabii bu bayağı bir memnuniyet yaratmıştı. Evet. Herkesin de bir o dönem tartıştığı konuydu. Evet. Şimdi 5 ve 8 Nisan'da çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacak Anfaş. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, evet. İlki geçen yıl yapılan Hestorex. Evet. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda 5 bakanlık destek vermişti. 4000 katılımcı geldi 150 ülkeden. Evet. Ve bu yılda Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak, evet. Hestorex. Çalışmalar ne şekilde, nasıl gidiyor efendim? Hazırlanıyor mu Anfaş? Şimdi biz ev sahibi olarak biz hazırız. Yani o güne bütün hazırlıklarımız şu anda hazır. Zaten geçen hafta fuarımız vardı. Isıtma soğutmada hiçbir sorunumuz yok. Biz orada ev sahibiyiz ama fuar organize eden dostlarımız zaten onların da satışları hemen hemen kapanmak üzere. Bu sene geçen yıldan 2 katı satış olacağını düşünüyorum. Daha doğrusu biz 40 bin metrekare alanın tamamını kullanıp belki dışarıda da
çadır kurabiliriz. Bütün organizasyonları yaptık, biz hazırız. Geçen yıl 150 ülkeden 4000 katılımcı evet. gelmişti. Bu sene daha da 180 ülkeye ulaşması planlanıyor. ANFAŞ konusuyla ilgili benim soracaklarım bu kadar. Ben daha çok bu bölümde de sizin kişisel yaşamınızı izleyicilere aktarmak istiyorum. Eğer ANFAŞ konusunda başka eklemek istediğiniz bir konu varsa alalım. Yoksa sizin sağlıklı yaşamınıza geçeceğim. Şimdi bizim ANFAŞ konusunda ben sorularınızı cevapladım ama bizim ortaklarımıza buradan sesleniyorum. Bu ANFAŞ'ı karlı bir şirket haline getireceğime söz veriyorum. Çünkü benim pazarlama, ben 30 yıldır pazarlama yapıyorum. Zaten bizim ANFAŞ'tan ne kadar çok pazarlama yapıp İnsanları buraya yatırımcı, turizmden çekersek önümüzdeki yıl işte Almanya'ya gideceğim. Yine biz iç mimarlar odasıyla design show yapacağız. Ankara, Türkiye iç mimarı odasıyla. Geçen ben Nijerya'ya gittim. Yine iç mimar oda başkanımızla. Orada dünya iç mimar oda başkanları buluştu. Orada bütün ben de işte Almanya'dan gelenleri, Almancam orada yaşadığım için oradaki geçen dönem başkanıyla tanıştık. Bu da bütün dünyayı buraya getiriyoruz. Buradan benim zaten halkın desteği, lokantacıların, efendim herkesin buraya destek olması gerekiyor. Şehirde kazanılan para hepimizin. Burada bizim ya burada ANFAŞ işte 70 ortaklı. Biraz önce arz ettim. 100 lira kazanırsak 10 lirası bizim ya da 15 maksimum 15 lirası bizim. Geri kalan 85 lira şehirde paylaşılıyor. Antalya tanınıyor. Antalya'yı tamam dünya tanıyor ama daha da küçük 15 milyon turist yerine 30 gelsin. Buradan dediğim gibi Antalya ortaklarım değil. ANFAŞ Antalya'nın değil Türkiye'nin fuarı. Burası dünyaya açılan bir kapı. Bu kapıyı bizim ağzına kadar açıp bu fuarları çoğaltmamız gerekiyor. Destek olmayan kim? Şimdi bu söyleminizden o çıkıyor. Birileri destek olmuyor gibi bir Hayır destek olmuyor değil. Sağ olsun belediye başkanı destekliyor. İşte sayın valimiz destekliyor. Peki o zaman bu sisteminiz kime? Ben burada mesela örnek veriyorum. Ben Köln'e gittiğim zaman ayak bastı parası alıyor. Ayak bastı parası alıyor. Biz de 6,5 lira 3 gün 4 gün kalıyoruz. 6,5 euro veriyoruz. Ben de buradan otelcilere sesleniyorum. Tamam. Siz de ayak bastı parasınlar, 50 sent alsınlar. Antalya, mesela biz fuarı, bu sene biz şeyde, geçen iki fuarı birleştirdik. 4 milyon TL ciro yaptık. Peki 4 milyon TL bizim mi? Biz bu paranın %60'ını, %65'ini harcıyoruz. Neden? Yurt dışından ziyaretçi getiriyoruz. Efendim onların uçak parası, otel parası. Ne olur? Otelciler de bize buradan, onlar da yatırım yapması lazım. 3 oda, 4 oda verseler... O zaman biz daha çok ziyaretçi getiririz. Buradan bunu yani mesajımız bunu söylemek istedim. Evet. Turizmciye gidiyor. Evet. Ayak bastı parası konusunda bakanlığa da bir çağrıda bulunuyorsunuz. Bakanlık da alsın ne olacak? 50 kuruş ya da 25 kuruş alsın. 25 kuruş otel müşteri kaç müşteri kaç gecekleme? 10 gecekleme. 10 geceleme yaptı. 25 kuruş alsa 2,5 euro yapar. 2,5 euro ne olur? Yani o zaman bu bir şeyde fonda birikir. Tanıtım fonu olarak Antalya daha çok reklam yapar. Daha çok tanınır. O zaman hep beraber kazanalım. ANFAŞ'ın tanıtıma ayırdığı fon nedir peki? Biraz önce söyledim. Bizim 4 milyon TL ciro yaptık. Hesaplar çıkmadı. Ama kesin %60'ını biz harcadık. Çünkü Ahmet Bey yurt dışından ziyaretçi getiriyoruz. Ben daha önce buradan şöyle açıklama yapacağım. 25 yıl önce ben Güney Kore'den daveti aldım. Güney Kore'den, buradan Türkiye'den 10 kişiden biri de bendim. Biz dediler ki, biz bütün ağırlama masraflarını biz ağırlayacağız. Uçak parasını bizim ülkemize gelince bir gün sonra yarısını vereceğiz. Evet verdiler. Peki bizi kim ağırladı? Orada 25 ülke vardı. Bir gün valilik ağırladı bir akşam. Bir akşam belediye başkanı, bir akşam ticaret odası. Oranın işverenleri ağırladı, iş adamları. O kadar mutlu olduk ki. Yani bu bir yatırımdır. Oradan yurt dışından bizim niye çağırdılar? Ben bir ithalatçı olduğum için ithalatçı, ihracatçı. Kim iyi
iş yapıyor. Hı-hı. Kendi ürünlerinden, her sektörden davet ettiler. Peki bu şimdi Güney Kore ne kadar ihracat yapıyor? Bizim en az 6-7 kat ihracatımız yapıyor. Burada destekler çok önemli. Ama bunu işte bakanlık düzeyinde, işte bu oteller, bunun bir yurt dışı nasıl yapıyor? Almanlar nasıl? Mesela ben İtalyan Ticaret Odası, Türk İtalyan Ticaret Odası üyesiyim. Bizi sektör gönderebilirler. Şu sektörlerde işbirliği yapma şansı işaretliyorum. Bizi havaalanından alıyorlar, otelde ağırlıyorlar. Uçak parasının yarısını ben ödüyorum. Tam tersini de ambaş olarak biz yapıyoruz ama biz bunun altından kalkabildiğimize kalkmaya çalışıyoruz. Biraz önce arz ettim. Başka ülkelerin yaptığını bizim ülkemizde de yapılmalı. Saydığım sektörlerde buna destek olmalı. Evet, turizmciye de buradan çok önemli bir mesaj verdiniz. Evet. Umarım onlar da durumdan bir vazife sadece çıkarır. Sadece turizmci değil. Dediğim gibi işte biraz önce valilik, belediye başkanı, ticaret odası, iş adamlar derneği, herkesin sahip çıkması lazım. Buraya gelen, bizim derler ya, bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Buraya gelen insanlar mutlu olarak döndüğü zaman ülkelerinde reklam oluyor. Ben burada bir anımı paylaşmak istiyorum. Kardeşim, uçakta tanışırım ben mesela. İşte sizi yemeğe götüreyim. Kardeşim der ki, ya bu kadar Almanları yemeğe götürün, ne menfaatim var? Benim menfaatim yok. Ama ülkemin menfaati var. Türk misafirperverliğini gösteriyorum. Evet, zaman harcıyorum ama otelci kazanırsa ben de yeni otel yaptığı zaman ben de ona malzeme satacağım. Yani bu derler ya atalarımız, el eli yıkar, iki elde yüzü yıkar. O zaman dönüp dolaşıyor. Bu şehir zengin olursa hepimiz buradan para kazanırız. Yani bunu aslında ticaret odası, iş adamları, sektörel temsilciler biliyordur ama yapıyor. Ticaret odasımızda katkı sağlıyor. Örnek olarak ticaret odası. Ama bu genişletilmeli. Bu mekan biraz önce söylediğim gibi 70 ortağın değil, Antalya'nın, Türkiye'nin, Antalya'dan dünya açılan kapı. Bizim mesela buraya işte geçenlerde 40 ülkeden geldi. 40 Afrika'sından geldi, Almanya'dan geldi, İtalya'dan geldi, bütün dünyadan geldi. Bu genişletilmeli. Genişletmeli. Hep beraber bunu kazanın kulpundan tutup çorba piştiği zaman herkes de birer kepçe almalı. Evet. Geçen yıl Hestorex'e 150 ülkeden, evet, 4000 insan, bak işte, geldi. 150 ülke. Bu ülkeyi, 150 ülkeyi biz nasıl toplayabiliriz? Ama burada bir şey var. Görecekler bir şey var. Sağlık sektörü var. Efendim, Antalya'yı görelim diyorlar. İki işi bir arada, hem görmek istediklerini görüyorlar ve şehri görüyorlar. Evet. Bu aslında başka bir tartışma. Evet. Programı yapmak lazım. Sadece Anfaş, Turizm, Ticaret Odası ve Antalya'ya alakalı. Esas tabii bugün akşam sizi konuk etmemizin bir diğer önemli yanı da sizin yaşam hikayeniz. Evet. Anfaş'ı konuştuk ama yaşam hikayenizde gerçekten filmlere konu olabilecek kadar ilginç. 69 yaşındasınız, Korkuteli'desiniz. Sizin ağzından dinleyelim önce bunu. Nasıl başladı? Çünkü şu iddianız var sevgili seyirciler. Sayın Ali Budu diyor ki ben 120 yaşına kadar yaşayacağım. bunu da iddia ediyorum diyor. Sebebi ne? Nasıl olmuş? Önce nerede başladı sizin hikayeniz? Korkuteli Garipçe köyünden başlayalım efendim. Şimdi tabii bu 45 dakikada, yarım saatte sığmaz ama özetini, gerçekten benim hayat hikayem filmlere konu olacak bir hayat hikayem. İşte Korkuteli Garipçe köyünde ben 1949 yılında doğmuşum. Aslında doğum tarihim de ben anam babam erken evlendiği için ben 1950'de doğmuşum, 51 yazılmış. Askere geç gideceğim diye yaşımı büyüttürdüm. 49 mahkeme kararıyla 15-12-49 yaptırdık. Şimdi ilkokulu bitirdikten sonra tabii bizim rahmet dedem İstiklal Gazisi, babam da tarlamız yok. O ağanın işinde, bu ağanın işinde. Rahmetli günde 8 saat değil, ben 18 saat, 24 saat çalıştığını biliyorum. O da hep böyle işte bize iyi bakmak için çırpınırdı. Ben 7-8 yaşındayken orada köyde işte danaları, işte koyunları, keçileri güzeldim. Hatta lastik ayakkabılar vardı. Anızlar ayağıma batmasın diye. Önce ayağımı böyle çapraz basardım. Anızları yatırır. Ondan sonra bakalım. Çünkü
hasat pişirdiği zaman bu şeydir, jilet gibidir, ayağınıza batar. Bu şekilde hatta yanımızda onu da anlatmak isterim. Böyle hasat zamanı keçiler, bizim o yerde keçi meşhurdur. Böyle ızgara yaparlardı. Allah'ım derdim ya, fakir yarattın tamam ama şikayet değilim. Rüzgarın yönünü çevir de koku bize gelmesin derdim. Bu şekilde ilkokul bitirdikten sonra rahmetli babam dedi ki oğlum ben seni okumak istiyordum. En azından o zaman bir Aksu'da öğretmen okulu vardı. Onun dışında ortaokul işte nerede okuyacaksın? Ya Korkuteli'de ya Antalya'da lise. Bu şekilde oğlum ben okutamam. Ya benim yanımda kalırsın ya da bir ustanın yanına çırak veririm. İlkokul bitti. Ben Antalya'ya 12 yaşında geldim. Küçük böyle bir naylon branda çatıda araba lastiklerinin üzerine koyardım rüzgar atmasın diye. Orada 2,5 lira haftalıkla işe başladım. Ne iş yapıyordunuz orada? Otoelektrikçi, akümülatör. Hı hı. İşte tamir ediyoruz. Orada tabii sanat okulu değil. Usta gösteriyor, biz yapıyoruz. Ben tabii yıllar geçti. Orada 2,5 lira haftalık 3 ekmek yeme iştahım vardı. Anam köyden yufka gönderir. Buzdolabı yok o zaman. Orada zaten bir iki nem, Antalya biliyorsun rutubetli. 2-3 gün sonra o ekmekler yemişli olurdu. Çöp atardım. Uzun lafın kısası ben o kötü şartlı hatta Antalya'nın o sıçanları böyle böyle kedi gibi gece üzerinden gezer öyle yaşardım. Ama korkardım ama yapacak bir şeyim yok. Sonuçta ben işte zatürreye yakalanmışım. Beni ustam, anam geldi götürdü köyde. Dispansere kaydoldum. 3-5 torba beyaz hap verilen. Bu çok kaç önemli. Yaşında? Ben 16 yaşında, 16-17 yaşındayken gelen geçen, işte gelen geçenler, komşular, bize gelenler Allah çektirmesin, Allah Rabia sabır versin, duyuyorum. Yani, ölecek diye. Ölecek diye tabii. Dedim ki anam, ana dedim bak ağlama ben ölmeyeceğim ve bu köyün en zengini olacağım. Bize 5 kilo buğday vermeyen X A'ya bir gün ben borç para vereceğim dedim. Bu benim ama işten gelerek böyle bir şey. Allah'a şükür ölmedik. İyi oldum. Almanya'ya iş olarak gittim. Almanya'dan izine geldiğim zaman tabii biz de elimiz, anam dedi ki oğlum dedi Allah'a şükür sayende elimiz para gördü dedi. İşte biz de işte keçi kestik, oğlak kestik falan derken dedi ki hatırlıyor musun dedi. Sen bana dedi böyle böyle demişsin dedi. Allah'a şükür ölmedin. Ben köyün en zengin olacağım dedim. Oğlum hayal görüyor, ateşi çıktı, travma geçiyor, ölecek diye ben daha çok ağlamaya başladım dedi. Allah'a şükür ölmedin dedi. Ondan sonra ben Almanya'ya gittim. Almanya'da uzun yıllar. Almanya'ya nasıl gittiniz? Almanya'ya ben işçi olarak gittim. Rahmetli babam da oradaydı. Ben kendi sanatkar olduğum için yazıldım, çıktı. Sonra akücü olduğunuz için mi? Efendim? Aküyle uğraştınız. Akü, usta o zaman sanatkarlara öncelik veriyordu. Almanlar. Oraya gittim ama baktım. Bir döküm fabrikasında gündüz gördüğüm, tanıdığım arkadaşları iş yerinde tanıyamıyorum. Metal fabrikasında bir dişlerini görüyor. Ben de sonra aynaya baktım. Ya dedim ben simsiyah, ben de simsiyah. Baba dedim, 3 ay dayanabildim. Çok affedersin, burnumuzu böyle yapıyoruz. Burnumuzdan böyle şey gibi, döküm gibi metal tozu çıkıyor. Maske veriyorum. Oradaki şeyler, işverenler ama maskede zor nefes alıyorum. Biz takmıyorduk. Sonuçta burnum kanamaya başladı. Baba ben gideceğim Türkiye'den. Ben bu şekilde çalışırsam ben Türkiye'de para kazanırım. Sonra bir tercüman duymuş. Ali dedi ben seni dedi akşam sanat okuluna yazdırayım. Ben 3 yıl orada akşam meslek okuluna gittim. Ne öğrendiniz? Kaynakçılık öğrendim. İşte makine bakım hızlandırmış kursları. Daha sonra orada işte buradan evlendim. Eşim bir yıl ayrı kaldık. Sonra orada iki oğlum, elinize öper, bir oğlum, iki kızım orada doğdular. Sonra eşimi ben aldım. Dört yıla yakın yalnız çalıştım. Çocuklarım burada bir an okula adapte olsun diye. Sonra dört yıla yakın yalnız çalıştım. Ondan sonra Almanların dönüş programından yararlandım. Müracaat ettim. Dedik tamam ben Türkiye'ye döneceğim. Nedir? Kredi verecekler falan. Ben tabii girdim. Aynı böyle geldim. Evraklarını dediler. Ben dedim ne evra, ben de ne istiyorsun? Biz dediler, üniversite mezunu arıyoruz. Dedim, ben değilim. Üniversite mezunu, ben yokum. Peki bunun çözümü yok mu? Yani bizim kurallarımız var.
Dedim bazen kural dışı olabilir dedim. Tercüman dedim ki bu diploma nerede satılıyormuş? Söyleyeyim ben alıp geleceğim dedim. Tercüman dedi ki ben bunu tercüme edemem dedi. O zaman ben konuşacağım dedi. Kendi konuşuyor. O daha iyi falan. Dedim ki beyler dedim. Diploma nerede satılıyor? Ben hemen alıp geleceğim. Dediler diploma satılır mı? Satılmayacağını biliyorum ama bir çözüm vardır. Çoban isterse tekeden süt çıkarır diye bir deyim vardı dedim. Hı hı. Ben de 100 mark biriktirmiştim. Banka cüzdanı masaya koydum. Bu kursa başarılı olursam siz ödeyeceksiniz. Başarısız olursam siz ödeyeceksiniz. Ben başarısız olursam ben, başarılı olursam siz ödeyeceksiniz. Tamam dediler. Sen dışarıya bir çık. Dışarıya da çıktım. Sen sonra beni aldılar. Sözleşme yapmaya hazır mısın dedi. Oradaki Alman yetkili. Hazırım dedim. Bu sözün bize yeterli dedi. Biliyor musun dedi. 40 kişiden bir tek sizi istikrarlı, net olarak çoğu arkadaş, hepsi krediye kadar vereceksiniz. Kredi faiz nedir? Bunları sordu. Ama siz önce eğitime öncelik verdiniz. Biz sizi alıyoruz. Ben de katılıyorum dedim. Ben orada 6 ay güneş enerjisi, sıvı tesisat kendi mesleğim. Onunla kurs gördüm. 6 ayda tekrar ikinci bir kurs aldı beni. İş yeri yönetimi, Konstantin Üniversite. Sonuçta ben Almanya'dan 87 yılında Türkiye ilk defa bu plastik boru, polipropilen, yeşil boru altında yeni bir teknoloji getirdim. Şu anda 60-70 tane firma üretiyor, tüm dünyaya satıyor. Şirkete geçmeden önce tabii bu 16 yıllık Almanya maceranızda rahatsızlandınız. Esas konu bu. Ben orada önce çocukken bir zatüre oluyorsunuz, verem olacak, ölecek diyorlar. Dua ediyorlar çok çektirmesin diye. Evet. Sonra Almanya macerası. Orada tabii 16 yıl içinde bir hasta oldunuz. 16 yıl ben Almanya'da hap kullandım. Ne kullandınız? Ne rahatsızlıydınız? Mesela midemde o zaman çok pahalıydı. Tagament diye bir hap var. Şimdi zararlı olduğu için piyasadan çekmiş ilaç firması. 6 tane ilaç 100 marktı. Bir yıl sonra sigorta beni çağırdı. Bu ilacı biz ödeyemeyeceğiz artık, çok pahalı, doktoruna git değiştir. Hı. Doktora gittik, başka ilaç verdi falan. 16 yıl ben orada hap, diz kapaklarında sorun vardı. Midemde yara, 12 parmakta yara. Efendim mide reflü. Daha doğrusu sırt ağrısı, diz ağrısı, hatta dizlerime almaya soğuk olduğu için doktor romatizma krem verdi, dizlerime onu sürerdim. Bir de sıcak yerde boru patlardı, tamir etmemiz gerekiyordu. Sıcakta mekan, bir tarafta dizlerim yanardı, bir tarafta mecbursun. Kısacası 16 yıl ilaçları kullandım. Buraya geldim. 20 yıldır da burada kullandım. En sonunda kalın bağırsağımda ciddi sorunlar, kanamalar oldu. İşte burada doktor, 3 tane polip var, ameliyat edeceğiz. Tabii biz de derler ya, başka doktora da git. Biz de dedik ki ya bir de Almanya'da gidelim, orada muayene olalım. Aynı şey orada da söylendi. Orada dediler ki kemoterapi hazır ol, kalın bağırsağında ciddi sorunlar var. İşte bu kansere doğru gidebilir. Ben o zaman dedim ki hayır, ben ameliyat olmayacağım. Ve neden hastalandığımı kendi çabalarımla araştırdım. Ve bana dokunan bütün gıdaları tek 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 deneye deneye buldum. Şu anda ben hiç 12 yıldır ilaç kullanmıyorum. Hatta geçen burada sizin televizyonda burada ben söyleyince şimdi şok oldu reportajı hanımefendi. Ben kalın bağırsağımdan sorunları olanlara probiyotik bakteri veriyorum. Hasta bir bağırsaktan ilaç veren duruma geldim. Aslında çok daha net anlaşılması açısından söylemek gerekirse bilmiyorum bu televizyon kuralcılığında var mıdır, kurallarına var mıdır ama dışkıdan bahsediyorsunuz. Evet, aynen. Aynen. Onun döner diyorlar. Ben tabii ona daha doğrusu evet o şekilde tabii o bakteriler analiz edip hasta kime veriyorsunuz onu? Efendim? Kime veriyorsunuz? Burada Lara'da bir hanımefendi var. Bu Türkiye'de, bildiğim İstanbul'da var, bir Antalya'da. Ben 12-13 hastaya verdim. Tabii onun kuralları var. Her ay ben tekrar muayeneye gitmem gerekiyor. Arıyor beni doktor hanım. Dedim vallahi zamanım yok.
Hatta eşim affedersin dedi ki, ben dedim tabii onun jenik kuralları var. Ben dedim çok yoğunum, siz birini gönderin aldırın. Eşim ne olacak bu dedi, dedim doktor hanım gelip alacak. Çok ilginç yani, ben onun hangi şekilde başka bir hastaya faydalı olduğunu tam algılayamadım aslında. Yani ne tür bir işlemden geçiyor da yine kalın şimdi bağırsak bizim, hastası olan bizim, birine mi veriliyor? Bizim kalın bağırsağımızda şöyle bir, ben de biraz ucundan kenarından böyle tıptan birazcık okuyarak ya da yaşayarak öğrendim. İşte bizim kalın bağırsağımızda ince bağırsağımızın sindiremedikleri kalın bağırsağa geçiyormuş. Kalın bağırsakta bunlar posa. Bu posalar tam parçalanmadan bizim vücudumuz onu terk ettirmiyormuş. Burada da milyonlarca hatta milyarlarca bakteriler yaşıyorlar. Onlar günübirlik milyonlarca ölüyormuş. Kendi kendine mayalıyor. Devamlı doğuyor, ölüyor, doğuyor. Bunlar bu sindirilemeyen gıdaları parçalıyormuş. Bunlar bu kalın bağırsak bakteriler azaldığı zaman çok ciddi sorunlar ve hastalıklar ortaya çıkıyormuş. Onun için bu kalın bağırsaktaki bakterileri posalı gıdalar yediğimiz zaman, şimdi biliyorsun gençler ya da yetişkinler bu fast food dediğimiz gıdalardan posalı gıdaları yemediği için bunlar da çoğalıp yaşam alanları azaldığı için mayalanamıyor, çoğalamıyorlarmış. Gerçekten çok karışık bir sistem. Karışık. Bunun tabii ki bir daha da netleştirmek hatta lazım. Burada geçen kamu hastane genel sekreteri Necat Hocam vardı. Profesör evet. Necat Hocam. Buradan da selam gönderiyorum. Hatta sizin raporda yapan hanımefendi dedik. Hocam canlı yayındayız. Ali Bey ne diyor? Ali Bey'in dedikler doğru dedi. Evet. 120 yaşına kadar yaşama iddianız var. Evet. Bununla ilgili patent başvurusu da yaptığınızı biliyorum. Triatlon yapıyorsunuz. Triatlon çok zor bir spor. Önce koşuyorsunuz, yüzüyorsunuz, bisiklete biniyorsunuz. Bilmeyenler için ben söylüyorum. Yani bu kadar enerjiyi nasıl buluyorsunuz? Ayrıca 10 yıldır ilaç kullanmıyorsunuz. Evet. Hiç mi hasta olmuyorsunuz? İlaç kullanmak zorunda değiliz ki. Ben işte canlı örneği kullanmıyorum. Ben 2014 yılında bizim Triatlon Federasyonu Başkanı buradan Hamdi kardeşime selam eski gönderdi. Başkanı. Evet. Eski başkan. Hamdi eski Bey. Başkan. Dedi ki sen dedi triatlon ne yapmıyorsun? Nedir triatlon dedim. Ben tabii bu kadar ciddi spor yapmıyordum. Normal tenis oynuyorum, yüzüyorum, yürüyorum ama nedir dedim. Ya bir yarış bisikleti al dedi. Gel. Ne yapacağız dedim. İşte dedi sen önce 1500 metre yüzeceksin. En yüksek triatlonun en yüksek kategorisi. 1500 metre yüzme, 40 kilometre bisiklet, 10 kilometre koşma. Buradan da hemen söyleyeyim, Alanya'da dünya şampiyonası, orada dünya ikincisi oldum. Sonra biz bu 2016'da. Evet. Doğru değil mi? 2015'te. 15'ti. 2015'te. Sonra ben 2016 dediler ki başka bir grup sporcu arkadaş tanışınca ya dediler ki bir de Ironman var. Nedir Ironman? Demir adam. Bu demir adam ne yapacağız? O dediler bu daha da zor. 1900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet, 21 kilometre koşacaksın. Dedim ben yaparım. Başkaları yapıyorsa ben de yaparım. Önce Türkiye şampiyonu olman gerekirdiler. Milli sporcu nasıl olunur dedim. Dediler ki önce Türkiye şampiyonu olacaksın. Ben Türkiye şampiyonu 2015'te bir önüme dolmuş çıktı. Ciddi bir kaza geçirdim. Benim hatam değildi ama dikkatsizlikten. Sonra o yıl spor yapamam ama 2015'te Türkiye şampiyonu oldum. Pardon 2016'da Türkiye şampiyonu oldum. O zaman Avusturya'ya bu Demir Adam yarışına katıldım. Türkiye'den giden tek milli sporcu benim, ilk katılan da yine benim. Orada gittik yarıştık ama benim rakiplerim orada 25 ülkeden biri benim, 24 ülke. Hepsi profesyonel, 20 yıldır, 30 yıldır, 40 yıldır bu işi yapıyorlar. Hepsi baktım simsiyah dalgıç elbiseleriyle. Ben mayo, bu da Türkiye, sen soğuğu seviyor musun dediler. Yok dedim, nereden? Antalya'dan. Dediler ki göl 18 derece, niye giymedin? Dedim vallahi kimse söylemedi. Nasıl söylemedi? Sen bilmen lazım. Sen ne zaman başladın? Ben dedim işte bu sene başladım. Hepsi girdiler, balık adam yüzdüler ama ben de yarışı bitirdim. Sondan ikinci olarak bitirdim. Ondan sonra biraz daha çalıştım. Aynı yıl Belek'te yine Otel Gloria sponsordu. Orada da Avrupa ikincisi oldum. Kısacası Fransa'ya gidiyorum. Avrupa'ya yarım maratonlara koşuyorum.
ülkemi orada bir tek koştuğum ülkede bir tarafta Türk bayrağı, bir tarafta mesela geçen Avusturya'da Viyana'da koştum. 50 bin koşucu vardı. 100 ülkeden gelen vardı. Orada bir de yazı, İngilizce yazı yazdım. Antalya is your second home dedim. Bu şekilde de hem zevk alıyorum, ülkemi tanıtmaktan bana daha da zevk veriyor. Başarmak, gençlere buradan sesleniyorum. Alkışlayan tarafta mı olmak istersin, alkışlanan tarafta mı? Ben alkışlanan tarafı çok seviyorum. Peki hedefiniz ne? Hedefim gelecek yıl, bu sene hazırlanacağım. Bu Ironman'in tam iki katını yapacağım Allah'ın izniyle. 3800 metre yüzmek, 180 kilometre bisiklet, 42 kilometre koşma. Bunun süresi 16 saat. 16 saat durmadan spor yapacaksınız. Nerede olacak efendim? Bu Türkiye'de olmayacak kesin çünkü bu ciddi sponsorluk işi. Dünyanın herhangi bir yerinde kayıtlara bakacağım. Çünkü bu her yıl 8 ülkede oluyor. Yarım demir adam da 16 ülkede oluyor. Dünyanın herhangi bir yerinde bakacağım pozisyona. Çok dağlık arazide geçen Avusturya'da 2500 metre zirvelere çıktık. Yani bireysel olarak Ali Budak'a katılsaydım kesin pes edecektim. Ama şeyden de paylaştık işte bu medyadan. Sosyal medyadan. Sosyal medyadan paylaştık. 80 milyon arkamda hissediyorum. Desteğinizi bekliyorum dedim. Ama yılmadım. Zaten başarmanın ilk kuralı yılmadan yolunuza devam etmek. O gelecek sene de 70 yaşında olacaksınız. 70 yaşında olacağım. Evet. Yani. Ama ben kendimi şimdi bazen geçenlerde epey oldu arkadaş geçen yıl boş bulundum herhalde ya da kendi dedim 68 yaşında Allah rahmet eylesin vefat etmiş. Yani biraz da işte 68 zaten ortalama 74. Ali dedi sen dedi sanki onu yaşlı gibi ben kendimi 30 yaşında gibi hissediyorum. Tam da onu soracaktım kaç yaşında hissediyorsunuz diye 30 yaşında. Ben neden 30 yaşında? Neden 30 yaşında? Ben doğru enerji alıyorum Ahmet Bey. Neden doğru enerji? Ben hep konuşmalarımda söylüyorum. Benzinli arabaya mazot koyduğumuz zaman çalışmaz. Mazot diye benzinli koyduğumuzda çalışmaz. Ben doğru ya, vücudumun istediğini ben biliyorum artık. Doğru enerji alıyorum. Çünkü vücudumu yormuyorum. Benim bundan 10 bin, 20 bin, 30 bin yıl önce, 50 bin yıl önce atalarım nasıl yaşıyorsa ben onu keşfettim. Ben onlar gibi yaşıyorum. Nasıl yaşıyorlarmış efendim? Ben tabi buradan derler ya ete sütlüye dokunma diye. Ben çünkü herkes yiyebilir ama ben buradan şunu sesleniyorum. Atalarımız nasıldı? Bundan 50 bin yıl önce, 10 bin yıl önce, 20 bin yıl önce atalarımız bir defa meyve ağırlıklı besleniyormuş. İki, tahılları pişirme yöntemi yok. Ağzına o gün yılda tohumları alıyorlar. Hangi tohum faydalı, hangi tohum zararlı biliyorlar. Tohumlar ve yeşilliklerle besleniyorlar. Bu şekilde atalarım besin. Ben şimdi kahvaltılarımda son iki aydır artık ben tam vegan oldum. 10 yıl öncesine kadar. Et işte, yemiyor musunuz hiç? Yemiyorum. Ama her şeyi yemek gerekiyor diyorsunuz. Onun için et. Ben her şeyi demiyorum. Ben burada onu doktorlar söylüyor. Mesela ben 10 yıl çok sevmeme rağmen ben 10 yıldır et yemiyorum. Ama buradan bu yanlış anlama, et yemeyin demiyorum. Herkes kendi vücudunu tanımalı. Mesela kabız oluyorsa neden kabız olduğunu sorgulamalı. Her şeyi hemen doktora gidip kabızlı ilaç alıyor. Her şeyi geçenlerde burada kamu bizim ismini de vereceğim. Bu uygulama araştırma hastanesi. Dedim ki vatandaş durum nasıl? Ben zaman zaman üniversite hastaneye giderim, özel hastaneye giderim. Ya bakıyorum sağlıklı insan çok az bu ülkede. 38 binle 40 bin kişi günübirlik girip çıkıyormuş. Merdivenlerde inanılmaz bir yoğunluk. Asansörle yan. Buradan sesleniyorum. Her şey hap değil. Bizi sevgili dinleyiciler. Spor yapmıyor Türk insanı. Efendim spor yapanlar da kim biliyor musun? Sabahları görüyorum. Artık trenin son vagonunu kaçırmak üzere olan ya da doktor demiş spor yap. O da iş olsun diye dışarı çıkıyor. Bir defa çok yiyorlar. Bütün dini kitaplarda yazıyor. Özellikle Hazreti Muhammed'in hadislerinde. Yumruğunu masaya koy arkadaş. Yumruğun kadar yiyeceksin. Bir de burada madem ki bu konu çok önemli. En az 40 defa çiğnememiz gerekiyor. Dişlerin görevini mideye yaptırmayacağız. Ben yıllardır söylüyorum.
Sabah kahvaltıda çay içiyorum. Çay sıvı tüketmeyecek kahvaltıda. Neden sıvı? Bizim tükürüğümüz devamlı diş doktoruna gittiğimiz zaman devamlı salgı üretiyor. Faşır faşır hortum çekiyor. Biz çenemiz oynadığı sürece bizim tükürüğümüz pH'i 5, 5,5 asidik. Sindirmek. Cenab-ı Allah öyle bir sistem yapmış ki bu ne zaman onu biz yumuşatıncaya kadar ağzımızda çiğnememiz gerekiyor. Japonların bir şeyi var. Yemeğinizi su içer gibi yudun diyor. Peki nasıl yutacaksın? Boğazımız dar. Sistem öyle yapılmış ki öyle bir sistem. Biz onu çiğneyip tam o zaman boğazımız o zaman kendinden geçiyor. Çayı ne içiyoruz? Yumuşatıyoruz. O zaman tükürük yumuşatması lazım onu. Çenemiz 40 defa çiğne bir defa yut. Gerçekten 30 yaşında gibisiniz. Hiç böyle nefes almadan hiç 69 göstermiyorsunuz. Ama siz de zamanında hasta oldunuz. Yani Türkiye'de insanlar hep hasta oluyor, hap kullanıyor. Ne zaman fark ettiniz bu bölümü? Yani sağlıklı beslenmeyi ne oldu da bu hale geldiniz? Şöyle bir cümleniz var. O da çok dikkatimi çekti. Bir röportajda söylemişsiniz. Bütün organlarıma aynada tıraş olurken biz çok mutlu bir aileyiz. Hiçbir sorunumuz yok. Bunu lütfen devam ettir. 120 yaşına kadar biz bu şekilde mutlu olmak istiyoruz diye kendinizle konuşuyormuşsunuz. Doğru. Şimdi bakın. Evet, buyurun. Buyurun devam. Şimdi ben gerçekten bunu yaşıyorum. Bunu yaşayanlar bilebilir. Burası mutluysa şimdi yeni kitaplar çıkıyor. İkinci beynimiz, bağırsaklarımız falan. Ben bunu 10 yıl önceden keşfettim. Esas beyin burası. Bütün %80 karar mekanizması burada veriliyor. Bura mutluysa burada mutlu. Buradaki enerji deposu, bura nükleer enerji santrali burası. Elektrik üreten burası. Buraya beyin elektrik gitmesi ne olacak? Burası mutluysa bütün organlar mutlu. Şimdi ben doğru beslendiğim için, affedersiniz kabızlık, daha önceki beslenme düzenimde kabız 2 gün, 3 gün kabız olurdum. Ama ben günde şimdi 2 defa tuvalete gidiyorum. Neden? Burası makine gibi, dikiş makinesi gibi çalışıyor. Benim bütün organlarım şu anda mutlu. Karaciğerim sağlam, akciğerim sağlam, kalbim sağlam, diz kapaklarım, kemiklerim, her şeyim bende şu anda, beni merak ediyorlar. Ya diyorum sizin için gidelim bir rapor al. Bugün yine kardeşim dedi ki ben senin dedi raporlarını görmek istiyorum. Şimdi B12. Buradan da sesleniyorum. İşte B12'nin kuralı et yemek falan. Benim B12 tavan yapıyor. Akdeniz Üniversitesi şu anda geçen yıl bir tane öğrenci benim hayatımı bitirme tezi olarak sundu. Yine bir öğrencimiz belgesel yapacak. Sinema televizyon bölümünü bitirmiş 4 yıllık. Hocalar demiş ki gerontoloji bölümünde lisans, yüksek lisans yapıyor. Benim hayatım tez olarak sunacak. Ben örnek, tabii ki örnek olmak güzel bir şey. Benim amacım ne biliyor musun? Bu ülke 14-15 milyar dolar ilaç parası veriyor. Bu şekilde giderse ne hastanede yer kalacak, ne buna devletin gücü yetecek. Kardeşim neden hastalıklarını sorgu, ben anamdan babamdan ya da çevremden bu sağlıklı eğitimi almadım. Buradan bizim doktorlara da iş düşüyor. Yani ilacını, ama doktorlar da eli kolu bağlı. Doktor ilaç yazmadığı zaman doktorları şikayet ediyorlar. Kardeşim yani bu kendini arasın. İnsanlar neden hastalandığını sorgulasın. Obez olmasınlar. Sabah ben her gün 5.30'da kalkıyorum. İşte 6'da yollara düşerim, spor yaparım. Az yesinler, spor yapsınlar. Ne yediklerini, ne işlerini, neden reflü oluyor? Çünkü mesela örnek vereceğim. Şimdi şuradan izninizle bir yudum alacağım. Bizim midemiz bu, kabul edelim. Biraz da alacağım. Yemeklerden önce su içeceğiz. Şu su önce su. Yemekler. Yemek arasında, yemek yedikten sonra en az 2 saat hiçbir yiyip içmemiz lazım. Çünkü sindirim başlıyor. Sindirim başladığı zaman üzerine su içiyor. Yemekten sonra meyve gelir, tatlı gelir. Ondan sonra reflü olacak. Şimdi açıklama yapıyorum. Şu su. Şu kadar da gıda yedik. Burası da hava boşluğu. Bunu şeyler tekniklerinde çok iyi bilir. Kazan dairelerinde kazanların yüksek ısıda gerleşme tanklar olur. Pürüjör olur. Hava atar. Basınç yükleniyor. Burada da bir basınç oluşuyor. O zaman ne olacak? Biz buradaki bu mesafe doldurmazsak
boğazımıza kadar hiçbir sorun yok. Evet. Daha doğrusu arı kovanına çomak sokmak gibi derler. Biz kendi kendimizi burada sistemi bozuyoruz. Efendim çok teşekkür ederim. Gerçekten aslında saatlerce sizinle konuşmak isterdim ama ne yazık ki süremiz bitti. Korkuteli Garipçe Köyü'nden çıkan Ali Bıdı'nın hikayesi aslında çok çok daha geniş anlatılabilecek programlarda yer alabilir ama süremiz ne yazık ki söylediğim gibi sona erdi. Anfaş'ı konuştuk, sağlıklı yaşamı konuştuk, sizi de buraya kadar yorduk. Son bir cümle olarak da alalım ve programı kapatalım. Son bir cümle, ben geçen hafta İstanbul'da büyük bir şirket çağırdı, 200 kişi. Kendi beyaz yakalı dediğimiz yöneticilere, onlara konuşma yaptım 2 saat. İşte kurumlardan, makine mühendisleri odasından, tesisat derneğinden. Şimdi gelecek hafta Uludağ Üniversitesi çağırıyor. Ama bu işleri ben artık bu... Yaşam koşuluna doğru mu gidiyor? Yaşam koşulu, zaten ben bunu Nazilli'de çok yapıyorum. Ama benim hedefim 70 yaşında bir kitap yazacağım. Şimdi hazırlıklar başladı. Ama gelecek yıl ben bedava konuşmayacağım. Beni dinlemek isteyenler ama 50 kişi ama 100 kişi minimum 10 bin doları bana vermek zorunda. Peki ben 10 bin dolar ne yapacağım? Kendimi almayacağım. Diyeceğim ki X bir eğitim kurumuna bağışlayın, makbuzu getirin. Ali Bıdı adına, Ali Bıdı 120 adına gidin makbuzu yatırın. Ben de makbuzu göreceğim, konuşacağım. Ben bu bilgileri 15 yıl önce, daha öncesi var ama son 10 yılda ben Uzak Doğu'da gitmedim, ülke kalmadı, almadığım eğitim kalmadı. En az 450-500 tane kitap okudum bu sağlıklı yaşam için. Hala da okuyorum. Bu bilgileri ben kolay kazanmadım. Bunun da bedeli olmalı. Ben de eğitim gönüllüsü olarak bu parayı bana vereceklerine en az 10 bin doları almak zorundayım. Bunu da verecekler. Çünkü ben bu işin kendim de denedim. Neden hasta olmadım? İşte yaptığım sporları ortada. Onun için ben şöyle diyorum ki, beni dinleyen Allah'ın huzuruna cennete geç gider diyorum. Benim en azından 3 ay deneyin diyorum. Ama insanlar şuradan korkuyor. Ya hastalanırsam? Zaten çok yiyerek hastalanıyorsun. 3 ayda beni dinle, farkını göreceksin diye çok sesleniyorum. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. Zahmet verdiniz. Yoğun programınıza rağmen soruyorum programına konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Tamam. Sevgili seyirciler, bu akşam Anfaş Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Bıdı stüdyo konuğumuzdu. Bir başka programda görüşmek umuduyla iyi akşamlar.